Herhangi bir yürüyüş sırasında düştüğünüzü ve omuzunuzun kırıldığını varsayın. 6 haftalık bir alçı süresi sonrasında mutlaka donuk omuz gelişecektir. Böyle bir omuzun açılması için seanslarca fizik tedaviye ihtiyacınız var. Ben dağ yürüyüşçüsüyüm. Dağlarda yürümek çok hoşuma gidiyor. 15 kilometreye kadar yürüyor idim. Ancak bir vertigo geçirdim. Sanıyorum onun etkisiyle Iğdır'daki amfiteyatrda düştüm ve omzum kırıldı. Covid ile birlikte hayatımızda birçok şey değişti. Fizik tedavi açısından kimi hastalarımız tedaviye hiç başlayamadı, kimi hastalarımız yarım bırakmak zorunda kaldılar. Bir kırık sonrası alçılar içerisinde haftalarca yatakta bekleme sonucunda zaten zayıflamış olan kaslarımız bitme noktasına gelir. 3 hafta kolum bu şekilde sargıda kaldı. Bir ikinci 3 hafta daha kapalı kaldı ve bu 6 haftanın sonunda kolumu ancak bu kadar kaldırabiliyordum. Bu süreçte bizim gördüğümüz şeyler, hastalar ne yapacağını bilmiyor, hasta yakını ne yapacağını bilmiyor. Yatak içinde pozisyonlanması gerekiyorsa yanlış pozisyonlanıyor. Bunun sonucunda kontraktürlerle, yatak yaralarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi tabii hastaneye gidip gelmek büyük zorluk oluyordu. Çünkü düşünün yani yol kısa değil, hava serin, yaş 80. Bunun için kaç defa otobüse bineceğinizi, kaç saat seyahat edeceğinizi, kaç gününüzün hastane koridorlarında geçebileceğini hayal edebiliyor musunuz? Biz problemimizi doktor ve hemşire ile birlikte uygun bir değerlendirme yapıp ortak bir tedavi konsepti oluşturuyoruz. Bunu da ev ortamımıza en uygun şekilde hazırlıyoruz. Yani kendim de evde elbette ki egzersizlerimi yaptım ama kendi bildiğim egzersiz değil, fizyoterapistlerin önerdiği egzersizleri yaptım. Bu tedaviler sonrasında kas gücümüz normalleşmeye, dengemiz artmaya ve eklem hareket açıklıklarımız normale dönmeye başlar. Tedavimin sonucunda şimdi kolumu görüyorsunuz bu kadar kaldırıyorum. İster inme sonrası yatağa bağlanan bir hastanın yeniden yürümesi, ister omuz kırığı sonrası uzun haftalar alçıda kalmış bir donuk omuzun iyileştirilmesi. İşte fizik tedavi evde bakımın en önemli silahı. Şimdi bu evde bakım işlemiyle kapıma geliyorlar. Oh rahat, tek tek hepsini yaptırıyorlar. Hem öğretiyorlar hem yapıyorlar ve gidiyorlar. Ben evde bir taraftan çayımı içiyorum, bir taraftan gayet rahat tedavim oluyor. Çok mutluyum. Çalışmalarımız sonucunda olumlu dönüşler alıyoruz. Hastalarımız daha fazla hayata katılmaya başlıyorlar. Günlük yaşamlarında daha mutlu oluyorlar. Bu da bizim en büyük mutluluğumuz oluyor.